Öncelikle kolay gelsin. Sağ olun. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Yunus. Maya Tekstil adına Penelope markasının temsilcisi şu anda buradayız. Gaydan Çeyiz'de Hacı Kadir Gaydan Bey'le beraberiz. Hani durum olarak şu anda bulunduğu çarşı itibariyle kendi mağazasının bizimle çalışmış olduğu yapıda bizi kampanya yaptı kendisine. Bu kampanyayı bütün Akçabat'a, bütün Trabzon'a yayarak hani ürünlerin gerekli yerlere ulaşmasını sağlayacağız. Amacımız sağlıklı uyku. Hani insanlar rahat uyusun, sağlıklı uyusun, kullandığını bilsin, rahat bir şekilde. Hani yapı itibariyle de biraz böyle şenlik havasında şu durumlarda hani bulunduğumuz ortamın biraz daha yumuşamasını sağlamak. Bu şekilde hani gelenle gidenle ilgileniyoruz. Kazımız var işte dışarıda hani. Onunla broşür dağıtıyoruz. Çikolata ikramlarımız var. Fabrikamız İstanbul'da. Adapazarı'nda yeni fabrikamız dağıtıyoruz şu anda. Orada üretime devam ediyoruz. Malzemelerimizin hepsi yurt dışından yarım hamile olarak geliyor. Türkiye'de dolumu, dikişi yapılıp tamamlanıp müşterilerimize ulaştırıyoruz yerlerine. İşte hani insanların bilinçlenmesi, yastık yorgan kullanırken bundan sonraki hayatında bazı şeyleri hani net yapabilmesi için nedir? Boynum ağrıyor diyor, müşterimiz yanlış yastık alıyor, biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Evin sıcaklığına göre, kiloya göre, boya göre, kişinin yapısına ve terleme oranına göre yastık yorgan tavsiye ediyoruz. Şöyle bir tablomuz var. Şu durumda hani bu tablo içerisinde ayırmış olduğumuz bir yapımız var. Bu yapıda sizin yorganınız hangisi, sizin yastığınız hangisi dediğimizde bütün herkese %100 oranında doğru cevaplar verebilecek ürünleri her grupta ayırarak hem ekonomik hem kaliteli hem de sağlıklı olarak tavsiye edebiliyoruz. Yani normalde bir insanın ortalama kilosunu ve boyunu karşılaştırdığımızda o insana göre hem doğal hem sentetik hem de sağlıklı, normal sertifikalı, rahat bir şekilde ürün tavsiye edebiliyoruz ve burada her bütçeye hitap edebiliyoruz. Yani şu an kampanyada ürünlerimiz 110 liradan başlıyor. Üst grup istediğiniz yere kadar çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Herkesin cebine, herkesin bünyesine göre yapabiliyoruz bu işi. Çocuk taksilerini ödeme şansı var. Yani şu durumda Türkiye'de genelde çok çalışılmayan bir durum ama bu Gaydan Çeyiz Akçabat'ta özellikle taksitli çalışma var. Nakit fiyatlarına yeri geldiğinde ürünlerde müşterilerimize taksit avantajı da sağlanıyor. Peki hala böyle bir çalışmayı neden etken buldunuz? Neden böyle bir çalışmaya girdiniz? Yani bu çalışma şu durumda... Veya kaç yıldan beri böyle bir çalışma yapıyorsunuz? Yani Maya Tekstil bünyesinde uzun zamandır yapılıyor bu. Bizim kendi firmamızın diğer şehirlerde şu anda İstanbul'da, İzmir'de, buradan sonra Mersin'de özellikle yapılacak olan bu şekilde yine kampanyalarımız devam edecek. Burada ben firmam adına bulunuyorum. Bir 10-12 gün süre içerisinde müzik, kas kostümü, ikramlarımız ve müşteri bilgilendirmemiz devam ediyor. Halde biz gittikten sonra da burada ürünler satılıyor. Yani bu tamamen %100 ticari olan bir şey değil. Belli bir müddetli şey vardır yani. Amaç doğru kişinin doğru yastığı doğru yoldan alması. Pekala, müşteriler geldiği zaman müşteriler size, daha doğrusu bunları siz müşterilere sunduğunuz zaman bu özellikleri, işte bakın şu kürodasınız, şu yastığı kullanacaksınız gibi şeyleri sunduğunuz zaman müşteriler sizlere ne diyor? Farklı böyle çok ilginç sorularla veya yorumlarla karşılaştınız mı? Evet, net sorulan sorularda net cevaplar aldığımız zaman memnuniyet %100. Sadece hani eşleri adına veya çocukları adına gelen ailelerin ortalama %2'lik, %3'lük bir kısmının sadece gelip de bunu şununla değiştirebilir miyiz dedi olabilir. Ama hani ürün gamında, normalde ürün bazında hiçbir şekilde bir problem yaşamıyoruz. Çünkü 19 çeşit yastığımız var. Yine aynı şekilde 10 çeşitin üzerinde yorganımız var. Bunlar da kendi kulvarlarında ayrılıyor. Şimdi ılık isteyene ılık, serin isteyene serin, sıcak isteyene sıcak yorgan tavsiye ediyoruz. Hani bundan dolayı bizim sorularımıza doğru cevaplar aldığımızda kişinin almış olduğu ürün kendisine hem sağlıklı hem rahatlı uyku sağlıyor. Birazcık da iş yeri sahibi Sayın Hacı Bey dinleyelim. Evet. Hacı Bey, böyle bir kampanya başlatmanızdan memnun musunuz? Bu kampanya başlatmanızdaki amaç neydi? Şimdi biz Akçabat'ta ilk olmak çok güzel bir şey. Böyle küçük taksilerle müşteriye sunmak, müşterinin ekonomisine göre, pazar araştırmalarını biriktirip 10 lira, 10 lira, 5 lira bir yastık alabiliyor buradan. Ve müşteri, her verdiği müşteri 4 tane daha müşteri bize getiriyor. Şu ürünü, Penelope ürünü sattığımız için. Hani sonuçta memnun olduğundan dolayı bu ürünü seçtik ve de bu işsiz zamanda buraya biraz daha hareketlendi. Yani çarşıda kimse yok diyorlar. Burada insana buraya geliyor işte. Tabii dışarıda kazımız var. Kazımız içeriye çağırıyor. Evet. Müziğimiz var. Burada çok... da Şelime fabrikanın da bizi tercih etmesinin sebebi bu malı bizden başkası satamayacak olduğunu. Yani çünkü fiyat bakımından
bir yastık piyasada 5 lira, biz burada 50 liradan, 60 liradan, 100 liradan, 150 liradan yastık satıyoruz. Çünkü müşterilerin de tepki oluyor. Gider alırım 10 tane yastık. İşte alıyor alıyor ama en sonunda doğru bir yastık almak için yine gayret. Siz bunu sağlık hizmeti de veriyorsunuz o zaman. Sağlık hizmeti. Bilinçli olarak yapıyoruz bu işi. Böyle bir şey değil. Her şeyi bilerek yapmak en doğru şey. Sonuçta para kazanacaksın ama karşıdaki insan da memnun olacak, sen de memnun olacaksın sonuçta. Özellikle boyun fıtığı olan, yani başından ağrı, boyundan ağrı olan, rahatsız olan kişilerin çok talebi geliyor mu size? Tabii. Zaten genelde yastığa daha fazla talep var. Yastıktan daha fazla şikayet var. Vatandaş şöyle diyor, yastık yumuşak olması zannediyor ki daha böyle rahat edeceğini zannediyor ama halbuki daha sıkıntılar yaratabiliyor. Bizim Yunus Bey daha iyi bir cevap verebilir size bu konuda. Şu durumda hani şikayet üzerine zaten eğer doktor tavsiyesi varsa, fizyolojik bir sıkıntı mevcutsa biz hani müşterilerimize direkt sorduğumuz zaman hani herhangi bir rahatsızlığınız var mı? İlk sorumuz bu olur yastıkla ilgili. Gelen cevap şu oluyor, bende boyun düzleşmesi var, bende boyun fıtığı var, boynum ağrıyor. Hani halk dili tabiriyle şey vardır işte, yer girdi kuluncum var, rahat uyuyamıyorum, işte eski yastığımdan bıktım, bunları değiştirmek istiyorum dediği zaman medikal grubumuzun yastıklarını tavsiye ediyoruz. Onlar da tamamen kendi üretimimiz. Terlemeye ayrı, boyun fıtığına ayrı, boyun ağrısına ayrı, boyun düzleşmesine ayrı, hepsine ayrı yastık tavsiye ediyoruz. Uyku problemini çözebilmek için de gene fabrikadan aldığımız bilgilerle ve bununla doktorlarla yapılan istişare sonucunda ortaya çıkarılan ürünleri de birebir tavsiye ediyoruz. Mesela şu an Türkiye'de bir ilk, ben size şöyle örnek hayırdır? Şu yastık literatürde çok ayrı bir yere sahip. Bu yastığımız horlama yastığı. Eğer rahatsızlık olarak bünyede fiziksel bir sıkıntı yoksa, hani herhangi bir ameliyatlık, herhangi bir cerrahi müdahale gerektirecek bir durum yoksa, uyku bozukluğundan dolayı yani hareketle değişebilen bir horlamayı çok horlayan bir insan bu yastıkta eski haline çevirebilir, horlamadan rahatça uyuyabilecek hale gelebilir. Özel bir forma sahip, yapısı içerisinde 3 ayrı malzeme kullanılıyor ve kesinlikle gene bakteri barındırmaz, rahat ve sağlıklı uyku sağlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz, boyun rahatsızlıklarına her çeşit her yastığımız çeşit, var. Her çeşit yastığımız ayrıca var. 4 mevsime hitap eden de yorganımız var. Aynı şekilde terleme problemi, eşler arasındaki sıcaklık dengesizlikleri, belli bir yaş üzerindeki bayanların yaşamış olduğu sıcaklık probleminde hani hastalık olarak başlarına gelen durumda çözebileceğimiz yapıda yorganlarımız, üst grupta çeyizlik ve hani çok daha rahat yazın bile yorganla yatıp yani yorganla yatmam gerekiyor diyenlere bile ürünlerimiz mevcut şu an. Peki, terlemeye karşı bir şey var mı? Mesela teri çekiyor mu? Yani başınızı koyduğunuz zaman... Durumunda biz hani şu durumda en güzel ürünlerimizden ikisi bambu ve pamuktur. Pamuğumuzun iç kısmında tamamen organik saf pamuk kullanılmakta. Bu içerisinde bulunan dolgu malzemesi tamamen saf pamuk olduğu için pamuğun emicilik oranının yüksek olmasını biz kullanıyoruz. Onun üzerinde de tensel kumaş. Tensel kumaşla pamuk birleştiği için mükemmel bir uyum sağlıyor. Hem dolgun, hem rahat, hem de hijyenik olarak çok rahat kullanabilecekleri bir yastık olmuş oluyor. Bambunun da püskürtme özelliğini hem antibakteriyel hem de terleme oranını düşürmesinde ve insanların rahat uyumasında kullanabiliyoruz. Ekstra şu durumumuz vardı. Şu ürün kesinlikle bizim tavsiye ettiğimiz bir bunun lacivert kısmı her zaman seri tutar. Kırmızı olan yeğeli kısmı da her zaman sıcak tutar. İçinde kan tüylerimizin en kaliteli bacak gazlarından seçtiğimiz bir tüylerimizin %90 oranında gıdık tüyü bulunmakta. Bu yumuşaklık ve esneklik sağlıyor. Şu kısımda da lacivert kısımda da bizim Outlast teknoloji dediğimiz astronotların kıyafetlerinden alınan, onlarla aynı özellikle bulunan bir kumaş var. Bu kumaştaki mikrokapsüller sayesinde kişi ne kadar terliyorsa terlesin, aynı sıcaklıkta sabaha kadar yatabilir. Bizi çekiyorsun beyefendi, lütfen, var. Lütfen. Şu mesela pamuk. Normalde o açık bir yastık istiyorlar. Açık mı? Nasıl yapıyorsunuz normalde?